Bir cenazede böyle kavga olur mu? Üstelik kavga öyle böyle değil. Bunu neden söylüyorum? Bakın. Husumetli olan amca çocukları. Cenaze töreninde karşılaştılar. Karşılaşınca ortalıkta fena karıştı. Ya cenazedesiniz. Yani kavga, dövüş olmaz. İşte zaten gerçek gözünüzün önünde. Ölüm var, ölüm. Her canlı ölümü tadacaktır diyor. Ali İmran suresinde öyle değil mi? Zincirli kuyunun tepesinde de yazar. Dolayısıyla tek gerçek zaten orada gözünüzün önünde. Hayır, onlar illa kavga edecek. Üstelik bıçaklı satırlı. Ve birbirine girince 6 kişi de yaralanıyor. Cenazeye geldiler, mezarlığı savaş alanına çevirdiler. Üstelik birbirlerine acımasızca vuran kavgacılar amca çocuklarıydı. Birbirleriyle geçinemeyen amca çocukları, aile büyüklerinin cenazesi için geldikleri Tarsus şehir mezarlığında karşılaşınca eski husumetleri depreşti. Cenazede olduklarını unutan iki grup birbirine girdi. Kavgaya diğer aile fertleri de dahil olunca mezarlık karıştı. Sopa, bıçak, hatta pompalı tüfek kullanan taraflar birbirine hiç acımadı. Mezarlıkta kavga çıktı. Silah sesleri, sopalar konuşuyor. Öfkeli taraflardan biri elindeki pompalı tüfekle akrabalarının üzerine ateş açtı. Çevredekilerin ihbarıyla mezarlığa gelen polisler kavgayı güçlükle de olsa yatıştırmayı başardı. Kavgada tam 6 kişi yaralandı. Gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis olaya karışan 6 kişiyi gözaltına alırken kaçan 2 kişinin de arandığı açıklandı.